Merhaba Portikan.net takipçileri. Bu videomuzda Analik'teki efsane oyuncuları nasıl buradan kaldırırız bunu göstereceğim. Mesela Dozer Cemil, Metin Oktay, Hami gibi oyuncuları nasıl kaldıracağız? Öncelikle üst menüye geri dönüyorum. Düzenle menüsüne geliyorum. Oyuncu düzenle. Tamam. Buradan efsane klasik takım var. Trabzonspor. Bu işlem yaklaşık 2-3 dakika sürecek. Nasıl? Şenol Güneş'e geldim. Aşağıda varsayılan tuşunu görüyorsunuz. Genelde ara pas tuşudur. Ara pas tuşuna bastım. Eski haline geri döndü. Geldim. Ara pas tuşuna bastım. Eski haline geri döndü. Geldim. Ara pas tuşuna bastım. Klavyede W tuşudur. Tüm oyuncuları bu şekilde eski haline döndürebilirsiniz. Bu işlem sadece Trabzon ve Galatasaray için yapmanız yeterli. Zaten diğer efsane oyuncular gelmiyor. Bunların gelme sebebi nedir peki? Şimdi efsane takımlarda yer kalmadığı için normal takımları efsane takımlara çevirdik. Ama Analik bunu anlayamadı. O yüzden bunları normal bir takım zannediyor. O yüzden sizin ekran transfer menünüzde bu oyuncular düşüyordu. Şimdi mesela Trabzonspor takımını bitirdim. 2 dakikalık bir işlem. Bu işlemden sonra analiginizi açabilirsiniz. Mesela Dozer Cemil görmüştük değil mi? Şimdi hepsini tamamını bitirmedim video uzamasın diye. Dozer Cemil görmüştük en yukarıda. Tekrar analige girelim. Futbol işlemi. Analig. Transfer imzaladık. Tamam. Çıkalım artık. Burayı da geçelim. Geldim. Görüşmeler. Maddi durum. Görüşmeler. Gelişmiş arama. Dozer Cemil gitti. Fenerbahçe'de Rıdvan'ı da yapmadığım için Rıdvan burada. Galatasaray'ın Metin Oktay'ı yapmadığım için o da burada. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yaptıktan sonra bu sıkıntınız ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Şimdi üst menüye dönelim. Videomuz bu kadar. Bu videomuzda da Analik'te nasıl efsane oyuncuları kaldırdık bunu gördük. Teşekkürler.